Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmayı iletmeye çalışacağız. Verilerle başlayalım. Yarın Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bekleniyor. Bir faiz değişikliği beklenmezken Avrupa Merkez Bankası daha atak davranıp parasal sıkılaşmaya ilişkin tarihi verdi. Sonbaharı işaret etti. O euroyu destekledi. Pariteyi 1.1660'ların üzerine çıkarttı. Bu sabah da 1.1660 seviyelerinde seyrin. Euro dolar paritesinde bu seviyelerde euronun değer artışının devam ettiğini gördüğümüz seviyelere sizlere aktarıyoruz. 1.1650-60 seviyelerinde parite. İçeride dövizde bir yükseliş vardı dün. Euro TL'de 4.15 lira seviyeleri görülmüş. Dolarda da 3.55-56 seviyelerine doğru bir çıkış olmuştu. 3.55 seviyeleri çok aşılamadı. 3.56 seviyesinin çok üzerine çıkılamadı ama şu anda Euro'da 4.14 lira seviyesi. Dolarda da 3.55-3.55-40 seviyelerine açılış itibariyle sizlere aktarıyoruz. Altın fiyatlarındaki yükseliş 1.230 dolar, sonra 1.240 dolar ve 50 doların üzerini görmüştük. O seviyelerin devam ettiğini görüyoruz. 1255 dolar altının onsu uluslararası piyasalarda 1240 dolardan 50 doları aşarak bir yukarı yönlü seyir izledi. Dolar değer kaybederken altın fiyatlarındaki yükselişi sizlere aktardık. İçeride de 3.55 seviyeleri dolarda 1250 doların üzeri altının onsunda bir miktar altın fiyatlarını daha fazla gündeme getirir oldu yükseliş anlamında. 48 dolar 88 sent petrol fiyatları. Petrol ihraç Ülkeler Örgütü OPEC'in kararları işte 49 dolar seviyesini aşamıyor. Bu seviyelerde tutunmaya çalışıyor petrol fiyatları. 49 dolar, içeride de dolar 3.55 seviyeleri. Dolayısıyla bu akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturabilecek bir etken doların yükselmesi ve petrolün de hala 49 dolar seviyesinde olması. Yine bakıldığında Borsa İstanbul'daki gelişmeler, oradaki seviyeler önemli. Bir miktar dünya borsalarıyla beraber yatay bir seyre döndü ama 106.700 puanın üzerinde Borsa İstanbul. Bilançolarda açıklanacak ikinci çeyrek ve iki yarıya ilişkin. Dolayısıyla orada borsayı destekleyen bir seyir görebiliriz. Global piyasalarda durum ne diye baktığımızda biraz önce söylediğim gibi dün açıklanan beklentilerden güçlü imalat verisi geldi Amerika'da. Dolayısıyla Fed toplantısı öncesinde 13 ayın dip seviyelerinin üzerinde tutundu ABD borsaları gibi. Asya hisse piyasaları baskı altında kalmaya devam ediyor. Hem Fed'in toplantısı var hem Perşembe günü bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararları açıklanacak. Faiz yüksek, vergi düşürerek bir takım önlemler alınabilir faizin düşmesi için demişti. İşte banka sigorta muameleleri vergisi, zam karşılıklar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarıydı. Bu yönde faizlerin biraz daha aşağı gelmesi beklenebilir demişti. Keza Maliye Bakanı kurumlar vergisinde %20 olan oranı bazı sektörler için aşağıya indirebiliriz. KDV sistemini gözden geçiriyoruz. Bir heyet İngiltere'de incelemelerde bulunuyor demişti. Hem vergi konusunda, vergi düşürülerek faize nasıl yansır konusunda bir takım çalışmaların olduğunu anlıyoruz. Keza enflasyonla mücadelede de Eşref Fakıbaba, yeni Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı'nın alacağımız önlemler var. Fiyatları arttırmayacağız. Kurban Bayramı'nda da stokçulara geçit vermeyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla hem enflasyonla mücadele hem faiz düşmesi için acaba vergisel anlamda nasıl düzenlemeler yapılabilir? Bu tartışmalar var. Bir yandan da Türk-Almanya gerginliği. En son Alman Ekonomi Bakanı Gümrük Birliği'ne incelenmesi sürecini tekrar değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Liste konusunda da bir iletişim hatası olduğunu belirtiyor Türkiye. Interpol'den FETÖ ile ilişkili Türk şirketleri için bir liste verildi. İşte orada Alman şirketleri de vardı. Dolayısıyla bu Alman şirketlerine değil Türk şirketlerine dönük bir talepti, bir listeydi. Dolayısıyla geri çekildi. Bir iletişim hatası olduğu şeklinde açıklama yaptı hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ. Dolayısıyla Türkiye-Almanya gerginliğinde Almanya tarafından yeni açıklamalar gelirken Türkiye cephesinde de durum buydu. Bütün bu gelişmelerin de piyasalarca izlendiğini söyleyelim. ABD borsaları biraz önce aktardığım yatay aşağıda. Asya borsalarında da yine yatay bekleyen, FED toplantısını bekleyen bir süreç var diyelim. Güçlü ABD verilerinden sonra şimdi gözler FED toplantısında diyerek verileri ilk açılış itibariyle sizlere aktardıktan sonra diğer gündem başlıklarıyla devam edelim.
Memura zam ilk günden başlığımız, görüşmeler başlayacak ve talepler de memur senden, kamu senden şekillenmeye başladı. Ne talep ediliyor, ne isteniyor? Biraz detaylı olarak sizlere verelim. Şimdi memur maaşları konusunda memurlar bir kere seyyanen zam talep ediyorlar. Dolayısıyla %10 ve %6 memurun 2018 ve 2019 maaşları belirlenecek. 3 ayrı senaryo sundu memur sen. Seyyanen zam iyileştirmelerle beraber mesela 2018 için %10, ikinci dönem %6, en düşük memur maaşı 2435 lira olsun talepleri. İşte memur senin bir talebi bu yemek konusunda helal gıda standartlarının denetlenmesi. Kamu sen 4B 4C işçilerin de kadroya alınması taleplerini iletiyor. Dolayısıyla toplu memur zamlarına ilişkin görüş önümüzdeki günlerde başlayacak. Dolayısıyla yeni talepler de iletilmiş durumda. Memur %10 ve %16 istedi 2018 için. 2018 ve 2019 maaş artışları ve yeni düzenlemeler için memurlarla görüşmeler başlayacak. Masada olacak bu teklifler. 3-4 ayrı teklif var memur senin ve kamu senin. Dolayısıyla hükümete sunulacak ve süreç sonunda bir karara bağlanacak. En düşük memur maaşı 2435 lira olsun talebi önemli taleplerden biri. Yeni bakanlar, yeni kabine revizyonundan sonra Bakanlar Kurulu da ilk toplantısını yaptı. Dolayısıyla görev dağılımı da başbakan yardımcıları arasında yapıldı. Ekonominin koordinasyonundan başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek sorumlu olacak. Yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısını Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya'da yaparken görev dağılımı dediğim gibi belirlendi. Bekir Bozdağ hükümet sözcüsü oldu. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ekonomi koordinasyonundan sorumlu olurken TOKİ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Varlık Fonu doğrudan başbakana bağlanmış durumda. Dolayısıyla yeni görev dağılımlarından Kıbrıs'a ilişkin gelişmeler Recep Akdağ'ın sorumluluğunda olacak. Yine TRT Anadolu Ajansı sorumluluğu Bekir Bozdağ'da. RTÜK Fikri Işık'ın sorumluluğunda olacak. Dolayısıyla görev dağılımları yapılırken Varlık Fonu TOKİ ve fon doğrudan Başbakan'ın sorumluluğunda olacak. Ekonomi koordinasyonundan da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sorumlu olacak. Gelişmeleri ve bilgileri aktarıldı dün itibariyle ve dün trafik polislerine ilişkin sıkı bir denetim vardı. Hafriyatta rüşvete baskın başlıklarıyla bugün birinci sayfalarda bu gelişmeyi göreceksiniz. Kamyon ve mikserlerin ağır yük taşımalarına ve yasak saatlerde trafiğe çıkmalarına rüşvetle izin verdikleri iddia edilen biri komiser yardımcısı 60 trafik polisi dahil 114 kişi gözaltına alındı. 52'si nakliyat firma yöneticisi ve çalışanı olarak belirlendi. Yani kamyon ve mikserlerin ağır yük taşımalarına ve yasak saatlerde trafiğe çıkmalarına rüşvetle izin verdikleri iddiasıyla 114 kişinin gözaltına alındığı haberi dün itibariyle aktardığımız gelişmelerden. 1 milyar dolarlık yatırım rüzgarı. Bugün Milliyet'in manşeti rüzgar enerjisinden bahsediyoruz. Milliyet bugün birinci sayfasında ne diyor? Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getireceğiz diyerek açıkladığı YEKA, yani yenilenebilir enerji kaynak alanları planının ikinci projesi için teklifler Perşembe günü alınıyor. İhaleyi kazanan firma %65 yerlilik oranında rüzgar türbünü üretecek, fabrikanın yatırımını gerçekleştirecek. Kazanan firma ayrıca rüzgar teknolojileri alanında Türk mühendisler ve üniversitelerle Ar-Ge yapacak. 100 milyon dolar üzerinde yatırım kurulacak fabrikada en az 2.3 megawatt gücünde olmak üzere 300-450 adet yerli rüzgar türbünü üretimi gerçekleştirilecek. Yani %65 yerlilik oranıyla rüzgar türbünü üretecek fabrika kurulacak. Buna ilişkin ihale Perşembe günü yapılacak. Teklifler alınacak. 1 milyar dolarlık yatırım rüzgarı rüzgar enerjisinde oluşacak yatırımı işaret ediyor. Dünyanın en büyük rüzgar türbünü üreticileri 1000 megawattlık rüzgar tesisi yarışması
yapılması için Perşembe günü teklif verecek deniliyor. Güneş enerjisi konusunda da panel üretimi konusunda da böyle bir ihale yapılmıştı. Çok yüksek ve yoğun teklifler alınmıştı. Şimdi sıra rüzgar enerjisinde ve 1 milyar dolarlık yatırım rüzgarı başlığıyla Milliyet bugün manşetinde gelişmeyi ve ihale sürecini aktarmış. Gurbetçilerden Türkiye rekoru. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini ana vatanda geçirmek için karayoluyla Türkiye'ye gelen gurbetçilerin rekoru bugün haberlere yansımış. Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan 5 sınır kapısından Türkiye'ye sadece son 24 saatte toplam 11.064 araçla 62.666 kişinin giriş yaptığı belirtiliyor. Edirne Kapıkule'de kilometrelerce kuyruk oluştu. İşte bu kuyruğun fotoğrafı vatan hasreti bugün Posta'nın da vatan hasreti manşetiyle gurbetçilerin Türkiye'ye akını bu fotoğrafla iletilmiş. Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan 5 sınır kapısından Türkiye 24 saatte 11.064 araçla 62.666 gurbetçinin giriş yaptığı belirtilmiş. 30 Haziran'dan bugüne kadar sınır kapılarından toplam giriş sayısı da 1.019.232 kişi olmuş. Bu geçen yılın aynı dönemine göre 25.000 kişi de daha fazla. Havalimanında komple bakım bugün gazetelerde havalimanında Atatürk Havalimanı'nda alınan yeni önlemlere yer verilmiş. Biliyorsunuz bir takım talepler söz konusuydu ve uygulamalara geçilmişti. Atatürk Havalimanı'nda 6.4 milyon dolara 10 vücut tarayıcısı alınmış. Tarayıcılar yolcusunun üzerindeki plastik, seramik, sıvı dahil her şeyi gösterecekmiş. Vücudu gösterdiği için tartışılan provizyon son versiyonu. Vücut sadece çizgi şeklinde görünüyormuş burada. Tüm hatlar görünmüyormuş. Dolayısıyla vücuttaki neler varsa neler yoksa bu vücut tarayıcısında ortaya çıkacak. Güvenlik için atılan bir adım, 6.4 milyon dolara 10 vücut tarayıcısı. Game of Thrones, dün Maliye Bakanı'nın açıklamalarını sizlere buradan aktarmıştık. Dronlara, insansız işte hava araçlarına vergi gelebilir, ÖTV gelebilir demişti Maliye Bakanı. Dronlara ÖTV gelebileceğini söyledi Maliye Bakanı. Bugün Habertürk'te bir inceleme yapmış. Türkiye'de 8.300 kayıtlı drone var diyor haber. 2017'nin 5 ayında 7 milyon dolara 4.200 drone ithal eden Türkiye bu alanda dünyada 6. durumdaymış. Oldukça ithalatımız yoğun. 7 milyon dolara 4.200 drone ithal etmişiz daha 5 ayda. 8.300 drone varmış, kayıtlı drone. İşte Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ÖTV getireceğiz dediği gelişme ve talep bu. Dönüşümü bekleyenler dönüşüm zedeler. Bugün Hürriyet'in ekonomi sayfasının manşetlerinden biri. Gazetenin de birinci sayfasına çıkmış Gülden Alagöz'ün imzasıyla. Başta İstanbul birçok kenti dev inşaat alanlarına çeviren kentsel dönüşüm, evlerinin temeli bile atılmadığı için yıllardır dönüşemeyen binlerce mağdur da yarattı. Bu yer İstanbul Fikirtepe. Çok büyük bir, çok kapsamlı bir kentsel dönüşümdü. Dolayısıyla kazma bile atılmadı yıllardır. Kira yardımları da bitti ve insanların mağduriyeti bugün Hürriyet'in birinci sayfasında manşetten duyurulmuş. Ayrıntıları daha detaylı konuşacağız. Ekonomi gündeminin özeti, piyasa verileri bugüne ilişkin böyleydi. Hemen şimdi parametredeyiz, bekliyoruz.